Leyla ile Mecnun gibi, Ferhat ile Şirin gibi, Gül ile Bülbül ve Şem ile Pervane yani Mum ile Pervane arasında da bir aşk vardır. Mum biliyorsunuz akşamları yandığında etrafında hemen bir gece kelebeği oluşur ve o kelebek o ışığın etrafında dönmeye başlar. Hani bazen sokak lambalarında falan görürsünüz. Lambanın etrafında ışığa koşan kelebekler vardır. İşte onlara pervane diyoruz. Şimdi o pervane Bazen bir mumun etrafında ışığa doğru kendisini o kadar istekli bir şekilde atar ki belirli bir çember içerisinde dönmeye başlar. Döner, döner, gittikçe daralan bir çemberde, gittikçe daralan bir çemberde döner ve o dönüşün sonunda ışığı daha yakından hissedebilmek için, daha yakından görebilmek için bu yaklaşmayı, hani birisine tutulursunuz da gittikçe ona daha yakın olmak için ertesi gün biraz daha keşfedebilmek için, ertesi gün biraz daha tanışabilmek için can atarsınız ya. İşte tıpkı bunun gibi o pervane de o mumun ışığına gider, yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır ve kanadını dokundurur. İlk dokunuştur bu, ilk hissediş. Kanadı ışıktan ve ateşten yandığı için birden geri çekilir, bir azap duyar. Azap, dert ve ıstırap olduğu gibi aynı zamanda lezzet demektir. Ve o lezzeti tekrar tatmak için geride bir müddet bekler ama sonra tekrar gelir. Aşıkın hali de budur. İlk azabı duyduktan sonra o azabın devamında neler yaşayacağını hissedebilmek ister. Ve gittikçe daha yaklaşır. Bu sefer iki kanadıyla birlikte ateşin üzerine atılır. Onu kucaklamış olur. O anda ateşte Küçücük bir karabiber tanesi kadar bir şey mumun dibine düşer. İşte pervane aşk şehidi olmuştur ve aşkı uğruna can vermiştir. Beri taraftan muma bakalım. Mum o esnada yanmaktadır. Ama pervanenin kendi etrafında dolanıp dönmesi onun yanışını doğrusunu isterseniz kendi aşkı içerisinde, kendi başına aşkı çektiği için, her aşk tekil olduğu için Pervanenin aşkından habersiz bile olsa o kendi aşkını yaşamaktadır. Nasıl yaşamaktadır? Başında bir ateş tütmektedir, can ipi yanmaktadır, bağrından gözlerinden süzlen yaşlar bağrından süzülmektedir. Ve gittikçe yanar, yandıkça gözyaşı döker, gözyaşı döktükçe daha çok yanar. Bu böyle kısır döngü halinde yandıkça gözyaşı, gözyaşından sonra yangın verken bir mum kendi gözyaşı denizinin içerisinde son nefesini verir, o da yok olur. O da bir aşk şehidi olmuştur. Pervane ile Mumun aşkı aslında aşkın tekil olduğunu gösterir. Öbür taraftan bir şair bunu der ki, Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşka, Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Bu beyit fuzuliye aittir diye geçer. Fuzuli divanında bulamadım. Sunullah gaybiye aittir diye de geçer. Ama orada da bulamadım. Onun için La Edri yazdım. Beyit de diyor ki tam da pervane ile e, Mum'un hikayesini. Aşk odu yani aşk ateşi evvel düşer maşuka. Önce sevilenin başında yanmaya başlar. Andan aşık'a sevilenin başında aşk ateşi yanmaya başladıktan sonra seven o ateşe kendini atar. Şem-i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi? Mum'a bak. Mum kendisi yanmadan pervaneyi yandırmadı. Yani seven ile sevilen. Mum ile pervane. Aşık ile maşuk. Önce biz zannederiz ki aşıka bir ateş düşer. Gözün ilk gördüğü andan itibaren bir kıvılcım kalbine iner. O kıvılcım kalbinde aşk ateşini tutuşturur. O kadar yanış çoğalır ki... Ah dediği zaman kalbinden o ahın ah ile birlikte ateşin dumanı dışarı çıkar diyebiliriz. Şair burada tam tersini söylüyor. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Biz zannederiz ki önce seven aşka tutuşur, aşk ile yanar. Hayır. Önce sevilenin başında bir ateş olmasa yani sevilenin yanağındaki ateşi, sevilenin başında tutan ışığı, sevilenin güzelliklerini hissetmese sevenin yanması söz konusu değildir. Sevenin yanabilmesi için sevgilide bir ateş olması lazımdır. Eğer o ateşi görebilirse ancak seven sevgili uğrunda o zaman yanar, feda olur, aşk şehidi olabilir. Şimdi biz önce ışığı görmeliyiz, ondan sonra o ışığın peşinden gitmeliyiz. あ